jQuery'de input elementlerinin değerlerini almak için nokta vol fonksiyonunu kullanıyoruz ve istediğimiz herhangi bir input'u belirleyerek onların değerlerini alabildiğimiz gibi herhangi yeni bir değer de atayabiliyoruz. Şimdi vol fonksiyonunun nasıl kullanıldığını öğrenelim. Öncelikle burada bir form oluşturalım. Form ismi myForm olsun, ID'si yani. Action olarak da bir şey yapmasın ve formumuzu kapatalım. Şimdi bu formun içine bir input box koyalım. Tipi text olacak. İsmi username olsun. ID'si de UN olsun. Şimdi bir tane de buton oluşturalım ve bu butona ID olarak BTN diyelim ve içinde de click me yazsın. Şimdi yeniledim. Click me yazan bir butonumuz var. Şu formu kaldırayım ben. Bu şekilde deneyelim. Tamam. Burada dolarla BTN'yi seçeyim. ID'si BTN olan elementi. Ve buna diyeyim ki tıklanınca bir şeyler yap. Bir fonksiyon çalıştırsın. Şu parantezimi açıp kapattım ve şimdi bu butona tıklandığında ne yapacağını belirleyeceğim. Vol fonksiyonunu kullanıyorduk. Nasıl kullanacağını öğrenecektik. Şimdi buna bir value verelim. Bunun value'su vidimi olsun. Yenile dediğimde vidimi yazısı geldi ekrana. Şimdi click me'ye tıklayınca öncelikle bir value'yu x'e, bunun değerini x'e eşitleyelim. Değerini nasıl alacağız? Seçiciyle bunu seçelim öncelikle. ID UN'ydi. UN'nin value'sunu al diyoruz burada ve alert ile de bu value'yu bize göstersin. Yenile dedim. Click me'ye tıkladığımda gördüğünüz gibi input'un içeriğini bize gösterdi. Şimdi altına bir tane daha input ekleyelim bunun. İkinci bir input. Bunun ismi de ne olsun? Password olsun, yani şifre. Ve value'su da pass olsun. ID'si de PV olsun. Şimdi ikinci bir şeyimiz var ve tıkladığımızda vidim yazıyor. Ben diyelim ki bunun value'su olmasın. Value'ları sileyim. Şimdi yenileyim. Value'ları yok. Buraya mesela ben OMG yazarsam, click me'ye tıklarsam gördüğünüz gibi value'su ne olursa olsun onu bize alert ediyor. Click me'ye tıkladığında. Şimdi ben diyelim ki ID vermedim bunda. ID olmazsa ne yapıyoruz? Nasıl seçiyoruz? Diyelim ki ben ikinci, yani password'u seçmek istiyorum. Bunun için burada bu şekilde seçmiyoruz da diyoruz ki burada input. Köşeli parantez açıyoruz ve burada ilkinde input'un name'inin eşit olan şöyle bir kullanımı var. Kaydettim, yeniledim. Buraya mesela vidim yazayım. Click me dediğimde hata verdi mi? Ona bakalım. Input is not defined dedi. Bunu tırnak içine alayım. Kaydettim ve şimdi deniyorum. Yenile dedim. Click me dediğimde vidim yazısını aldı. Bunu sileyim, buraya vidim diyeyim. Click me'ye tıkladığımda gördüğünüz gibi boş olduğu için içeriği ikincisinin herhangi bir uyarı vermedi. Yani uyarıda bir şey yazmadı. Bu şekilde hangi name'i seçmek istiyorsak input olarak name'i yazdıktan sonra, mesela ben buraya username dersem, yenile dediğimde buraya buradaki yazı alert olacak da diyeyim. Buradaki olmayacak. Click me'ye tıkladığımda buradaki yazı alert olacak. Alert olarak geldi. Inputların kullanımı bu şekilde. Bir de checkbox'lara göz atalım. Bir tane daha input belirleyeyim ve bu input'un tipi checkbox olsun. Value'su CHX olsun. Value'su da CHX olsun. Şimdi burada value'ların önemli olan value'su değil de check edit, mesela
Tıklayınca check etsin bunu. Bunu nasıl yapıyoruz? Mesela value'sunu almak için şu input olarak şunu diyebiliriz mesela. Name'i CHX olan diyelim. CHX olanın value'sunu al. Click me'ye tıkladım. CHX dedi. Value'sunu bu şekilde alabiliyoruz. Kliklemek istersek nasıl yapıyoruz? Şu şekilde input name'i CHX olanın value'sunu. Şimdi value'yu almak için bunu yapıyoruz. Şunu anlatayım ondan önce. Value'yu almak için bunu yaptım. Mesela ben birincisini tıkladığımda buraya username yazmak istiyorum diyelim. Yani bir input'un value'sunu tıklamamla belirtmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Şimdi burada input'umu tekrar input olarak username'i seçeyim. Ve burada tıklandığında alert vermek yerine value'sunu videmi olarak değiştireyim. Bakın şimdi yeniledim. Click me'ye tıkladım. Value'su videmi oldu. Bunu mesela password yapsaydım ve videmi'sini videmi pass yapsaydım. Bu sefer şurası yani ikinci olanın değeri videmi pass olacaktı. Click me'ye tıkladım. Gördüğünüz gibi videmi pass olarak değişti. Bu şekilde yeni değerler verebiliyoruz inputlara. Şöyle biraz büyüteyim. Yeni değerler verebildiğimiz gibi checkbox'ları da seçebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu öğrenelim. Buradan CHX ile tekrar checkbox'ı seçelim. Ve burada özel bir kullanımı var. Şöyle parantez, köşeli parantez açıyoruz. Ve burada diyoruz ki CHX diyeyim öncelikle. Yenile dediğimde click me'ye tıkladım. Herhangi bir şey olmadı. Input name. Burada checkbox diyeyim. Şunu kaldırayım. Şunu da kaldırayım. CHX'i içinde deneyeyim. Şöyle yeniledim. Tamamdır. Kullanımı bu şekilde. Value'nun içinde köşeli parantez açıyoruz arkadaşlar ve burada şimdi ben buraya birkaç tane daha ekleyeyim. Şuraya BR koyacağım. Şuraya da bir BR koyayım. Ve buraya diyeyim ki bu checkbox'a X diyeyim buna. Buna da Y diyeyim mesela ki. Ve bunların değerleri de name'i CHX. Bununki CHX 2 olsun. Value'su bunun X olsun. Bunun da Y olsun. Şimdi burada şuraya X diyeyim. Kaydettim ve sayfama geri geleyim. Click me'ye tıkladığımda X'i seçti. Şuraya bir de Y koyayım ve yenileyim. Şöyle. Şimdi click me'ye tıkladım. Y'yi de seçmesi gerekirdi. Bunu neden seçmedi? Çünkü burada şöyle input desem. Şunları geri alayım ve click me'ye tıkladım. Ve şimdi şöyle oldu. Sorun. Bütün inputların değerlerini x'ye yaptı. Şu şekilde. Bunun için buraya input değil de check box demem gerekecek. Şöyle tekrar yeni bir sayfada açayım. Click me'ye tıkladım. Buraya input iki nokta üst üste check box dersem yenilediğimde şu an sorunsuz çalıştı. Evet, şimdi ne yaptığımı anlatayım. Burada checkbox olarak verdiğimiz iki tane input var. Birincisi X, diğeri Y. İsimleri belli. CHX ve CHX2. Şurada yaptığımız asıl şey, şunu biraz küçülteyim, ikisi de gözüksün. Eğer value olarak bunun value'sunu value X ise ve biz burada X dersek bunu seçer otomatik olarak. Bu şekilde mesela 10 tane checkbox olsaydı 10 checkbox mesela bir tane daha ekleyeyim daha iyi anlaşılması için. Bu da Z olsun. Z bunun değeri de CHXZ olsun mesela CHXZ CHXZ bununki CHXY olsun. CHXY bununki de CHXX olsun. X, Y, Z tamamdır. Bunların değerleri de X, Y, Z olacak. Şimdi şöyle bir şey yapacağım.
X olarak belirledim valüsünü. Y'ninkini Y olarak belirledim. Virgül dedim. Z'nin valüsünü de boş olarak belirledim. Şimdi burada yenileyim. Ve click me'ye tıkladım. X ve Y'yi seçti. Z'yi seçmedi. Neden Z'yi seçmedi? Buna bakalım. Burada value olarak normalde var olan value'sunu yazarsak arkadaşlar bu value'ları seçiyor. Eğer yazmazsak bunları seçmiyor. Yani burada seçmesini istediklerimizi burada normalde hani virgül bırakıp yapmamaya da gerek yoktu. Böyle de yapsaydık yine sadece X ve Y'yi seçecekti. Yani biz aslında bu köşeli parantezin içinde neleri seçmesi gerektiğini belirliyoruz. Mesela bu sırayla değil yani X Y ise Y, Z'yi boş bırak, K var diyelim. O zaman K'yı K yap falan diye değil. Sadece seçmesi istediklerini burada array olarak veriyoruz. Array kullanımını öğrenmiştik. Burada Z diye bir checkbox varken buraya ben bir de M diye eklersem ve bunun ismini CHXM olarak değiştirdikten sonra value olarak da M dersem burada X, Y, Z'yi boş bırak. Sonra da M'yi seç dememe gerek yok bu şekilde. Burada şu Z'yi pas geçersem, X, Y ve M'yi seç dersem, buradan jQuery.html'i tıklayıp yeni bir sayfada açtıktan sonra click me'ye tıklayınca sadece value olarak verdiklerimi seçtiğini görebilirsiniz. Eğer ben buna tıkladığımda aynı zamanda sadece bunları seçmek yerine Z'nin value'sunu değiştirmek istersem nasıl yapacağım? Value değiştirme işlemi nasıl gerçekleştiriyor? Bunu görelim. Checkbox value'su şu şekilde gerçekleşiyor. Bunu alayım. Diyelim ki checkbox, input checkbox olarak input şöyle parantez içinde, köşeli parantez içinde checkbox'ın name'ini verelim. Yani şöyle name checkbox diyelim ben Z'yi değiştireceğim. Name eşittir. CHX name'i olanın value'sunu K olarak değiştir. Bunu ASD'ye eşitleyeyim ve kopyalayacağım ASD'yi. Şimdi kaydettim ve yeniledim. Yeni sayfada açayım. Daha hoş olsun. Click me'ye tıkladım. Verdiğim şeyleri seçtim. Ve attribute eklemek demek. Burada ne yaptığını bana verdi aslında. Dedi ki obje input'a K diye obje eklendi diye bize console logladı. Ve hatta buna tıkladığımda da bize hangisinin tıklandığını yani değiştirdiğini gösteriyor. Seçili bir şekilde Z'nin değeri gördüğünüz gibi K oldu. Bu şekilde değer de değiştirebiliyoruz. jQuery'deki wall kullanımı textbox'lar üzerinde ve checkbox'lar üzerinde kullanımı bu şekilde. Diğer derste de diğer input çeşitlerinde nokta wall kullanımının nasıl işlediğini öğreneceğiz.